Hindistan'da da şöyle bir sahneyle biz karşılaştık. Veliaht Prens'e Muhammed bin Salman'a işte Cemal Khashoggi cinayetiyle suçladığı, 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı Suudi Arabistan'da bir TOGG hediye etti. Petrol zengini bir ülkeye elektrikli araç hediye etti. Direksiyona Muhammed bin Salman oturdu, yanına da Erdoğan oturdu ve böyle bir kare çıktı karşımıza. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Nebati orada bu arada. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye hiç hak etmedi. Yani en azından ben kendi payıma bu kadar aciz bir duruma düşüp el avuç açan hale gelmek istemezdim ülkem adına. Fakat Türkiye'nin bugün bir damla suya nasıl muhtaçsa bir kuruşa, eskiden 40 sent deniyordu, 40 sente muhtaç bir halde olduğunu biliyoruz. Hiç kimse hayır böyle bir durum yok demesin. Bunun ne kadar açık olduğunu görüyoruz. Yani dövizin serbest bırakılması, aynı zamanda bu süreçte faizlerin de giderek kontrollü de olsa serbest bırakılması, her şeyi piyasa belirler. Piyasa bu işin tanrısıdır tavrının. Mehmet Şimşek'in artık gerçekçi ekonomiye geçeceğiz demesi. Gerçekçi ekonomi buydu hakikaten. Gerçekçiye geçtik. Yani sefaleti, açlığı, içinde bulunduğumuz bu ağır koşulları, faturayı ödemeye başlayacağız dedi. Bunun için de ikili ilişkilerin olduğu, Türkiye'den yarar sağlayabilecek her kim varsa onların yanına gidip onlardan açıkçası maalesef para dilenir hale geldi Türkiye. Bu TOGG hediye edilmesi, burada yapılan biraz da bence karikatürize bu tutum. Biz güçlü ülkeyiz, hediye alıyoruz, veriyoruz, ikili anlaşma yapıyoruz falan meselesi. Bir göz boyama ama artık insanların bu göz boyamaya verecek bir tavizi olmadığını da biliyorsun. Erdoğan iflas etmiş bir ülkenin, yoksulluk içerisinde kıvranan bir ülkenin, her türlü siyasal ve iktisadi çaresizlik içerisinde bunalmış bir ülkenin otoriter devlet başkanı. Dolayısıyla otoriter devlet başkanı dememin önemli bir sebebi var. Çünkü bu saatten sonra kendisi demokrat bile olsaydı otoriter olmak zorunda kalacaktı. Çünkü iktisadi koşullar öyle bir hale geldi ki polisiye tedbirlerin iktisadi koşullar açısından da uygulanması gerekiyor. İktisadi polisiye tedbirlerde herhangi bir ses çıkmadan piyasa tanrısına anahtarları teslim edip herkesin ona uyması bekleniyor. Bir anımsatma yapmak isterim. Dünyadaki tek adam rejimleri için bu söylenemeyebilir belki ama Orta Doğu'daki tek adam rejimlerinin hemen tamamının kaynakları çok ve iktisadi olarak varlıklı olduğunu hatırlatmamız gerekir. Orta Doğu'da iktisadi olarak varlıklı olmayan tek başkan, tek adam rejiminin, baskıcı otoriter rejiminin başkanı Erdoğan. Yani Arap coğrafyasına baktığınız zaman doğal kaynaklardan hepsinin parası var. Bazılarının birlikte iş gördüğü uluslararası partnerleri var. Ama Türkiye'nin bunlardan hiçbiri yok. Yeraltı kaynakları yok. Türkiye'nin Tanrı'dan gelen doğa kaynakları yok. Dolayısıyla çalışmaya, üretmeye ve bunları başarmaya mecbur olan bir ülke. Bunları yapacakken sırtını bunlara dayayabilecek olan bir başkan olmadığınız için hayali bir güvenceyle, yani bizim paramız var, biz güçlüyüz, biz dünyada şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz diye atıp tutmanın gerçekte karşılığına bakmak gerekiyor. Gerçekte karşılığı da daha önce katil dediniz, 15 Temmuz'u finanse eden, onun arkasında duran dediğiniz kişilerin ayağına gitmek, ellerini sıkmak, 3 kuruş için onlarla işte onların kahrını çekecek ya da taleplerini karşılayacak duruma gelmek. Bu hazin. Ama Türkiye bu durumda. Üstelik Batı ile kurulan ilişkilerde Batı'nın da size parayı veririz ama bunları 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 yapacaksınız demesi, özellikle sığınmacılar üzerinden dayatması. Bu tarafa döndüğünüz zaman da tamam kardeşim biz para veririz ama sizin ülkenizden şunları 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 satın alırız, imtiyazlı ilişkiler isteriz demesi. Türkiye'de satılacak hiçbir şey kalmadığı için tamamını satmanın yanı sıra artık içindeki yurttaşlarla birlikte kelepir bir ülke olarak bizi de satacak hale getirilmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye'de artık ne ticari olarak, ne üretim olarak, ne de insanların değeri olarak dünyada herhangi bir saygınlığı olduğunu söyleyebilecek kimse olamaz. Biraz sonra belki geleceksin pasaport meselesine. Türkiye'nin pasaportu saygın değil.
Kimse Türkiye'den gelecek bir insanı ülkesinde turist olarak bile pek istemiyor. Kuşkuyla bakıyor. İnsanlık onuruna hiç yakışmayan muameleler yapılıyor. Ve gelmeyin kardeşim diyor. Turist olarak bile gelmeyin diyor insanlar. Siz düşünsenize, kendi evinizin içerisinde kendi paranızı basıyorsunuz. Arada değiş tokuş yapıyorsunuz. Ama bu yaptığınız değiş tokuşu üreten siz değilsiniz. Yurt dışından bir şey almanız gerektiğinde para olmadığı için bir şey veriyorsunuz. Ya toprak veriyorsunuz, ya imtiyaz sağlıyorsunuz, ya da en sonunda egemenliğinizi vereceksiniz. Bu korkunç bir tablo ama Mehmet Şimşek bize hakikati temsil ediyor. Hakikat bu.